kaldı. Cloud9 aslında çok güçlü. Bu Meta'nın güçlü şampiyonlarını iyi bir komp... Ve günün 5. maçına başladık. Dünya Şampiyonası'nda 3. günün 5. maçı. Invictus Gaming Cloud9 karşısında B grubu mücadelesi. Bu maçın hemen ardından da B grubunun bugünkü son maçı olan Fnatic HQ karşılaşmasına geçeceğiz. Bu arada Kakao'nun asıl amacı koridora değil, rakip ormana baskı yapmak anladığımız kadarıyla. Evet, ama şimdi ilk baskınını gerçekleştirecek. Zeta'yı 6. seviye Meganer olmak üzere çok iyi ayarladı bunu Invictus Gaming. Boz'un sıçrası da yetmiyor burada. Muhtemelen Lilka'nın geldiğini göreceğiz ve Boz istediğini yapamıyor. Zeta'yı da sıçrayla geri çıktı ve ilk kan Zeta'ya gidiyor. Invictus Gaming oyuna skorla başladı. Ve Kakao hayattaymış, onu gördük. Zaman zaman görüyoruz ama... Bu sefer de bir kule altı girişimi. Şimdi Cloud9, Işınlan'la beraber 4 kişi gelecek buraya. Boz da geldi. Kitties'in çok fazla hasar aldığını görüyoruz. Skor high'da kaldı. Işınlan geliyor. Cloud9 daha fazla zorlanmalı ama... Kit skorunu biraz kovaladılar. Sneaky çok fazla hasar aldı. Zeta'yı onu kovalayacak. Alt koridorda bir şeyler olmaya devam ederken... Şimdi orta koridorda Rookie Incarnation'ı yakaladı. Incarnation sıçrasını çok güzel kullandı. Ve Rookie'yi birazcık da yemledi. Zamanını çok iyi hesapladı. Manası orada yok. Gelen paralel yakınsamanın. Manası yok. Şu an emin değilim açıkçası. Bu arada Sneaky'nin de 15 milyon bir fark yakaladığını söyleyelim. Pardon, bir önceki maçtı o. Evet, o bir önceki maçtı. Darius değil, Dyrus'tu o. Incarnation'ın yine manası yok. Güzel bir oyun geldi Rookie'den. Rookie'siyle Incarnation'ın üzerine doğru geri geldi. Kurmalı kapanı kullandı. Son bir vuruş gelecek mi? Evet, geldi. Zaman sıçramasını çok iyi kullanarak sıçrasıyla geri kaçıyor. Rookie Incarnation'ı oyuna getirdi. Aynen öyle. Bariyer de yetmedi onu kurtarmak için. Ve bu arada Boz'a çok güzel bir baskın Kakao'dan. Ultisini de kullandı. Boz'un bu noktada kaçabilecek bir yeri yokmuş gibi duruyor. Kırmızı Zeta'yı, işlenme de var. Zeta'yı biraz geç uyandı sanki ama skoru alacak. Çok hasar yediler, yediler kuleden. Alt koridorda da bir takas var. Ultiden çok güzel kaçtı Kid ama dördüncü yük şimdi orada patladı meydanda ya. Sonrasında Sneaky skoru alıyor. Yalnız Rookie yetişti oraya. Rookie'yi tutabilecek mi Lamination diye bakıyorum. Lamination kendini feda etti ama son anda meydanda ya yüklerini orada vererek güzel bir biçimde Sneaky'nin Rookie'yi sersemletmesini sağladı. Çift ışınlanın burada faydasını gördük. Tamam, takası kazanmış olabilir belki. Kullanılan bir Gragas ultisi aslında. Belki de Invictus Gaming'in burada bir takas aramasını sağlayacaktı. Kullanmasaydı ama kullanıldığı için Cloud9 ejderhaya yöneldi. Üst koridora bakar mısın? Ve bunun yanı sıra zaten Hay neredeyse yarım eşya öne geçmiş durumda şu an. Geri dönmemiştir muhtemelen Kakao. Bu arada Hay şimdi yakalandı. Oradan çıkamayacak. Sıçrası yok çünkü. Yukarı zıpladı ama bakalım oradan hiçbir şansı yok, çıkışı yok. Şimdi Rookie agresif bir oyun oynamak isterken bir anda Boz'a yakalanıyor. Ve bu ultisini kullanmasıyla sonuçlandı. Ve bu baron da baron anlamına gelebilir. Evet, Cloud9'a çok büyük bir avantaj sağladı şu anda. Hay ile Sneaky orada gayet sneaky biçimde. Yani çok kurnaz bir biçimde barona başladılar. Oraya yaklaştırmak Kakao istemiyorlar Kakao'yu. Bıraktılar baronu. Kakao'ya vurmaya başladı Sneaky şimdi. Bir türlü kritik kasar çıkmadı. Arka tarafta Hay ile Sneaky hala baronu almaya çalışıyor. Hay çünkü barona dönün dedi. Baronu alabilecek mi? Evet, son anda aldı. Kendini feda edecek burada ama baronu almayı başardılar. Skorlar arka arkaya geliyor yalnız. Skorları Invictus Gaming aldı. Incarnation oradan çıkabilecek mi? Çıkmadan önce Zeta'yı öldürdü. Ama iki skor almayı başardı. Kid'i de öldürdü. Bir skor da Sneaky'den şimdi. Sneaky, Kakao ve Kitties, hayatta kalan tek isimler aslında Sneaky. Onları bulabilse onları da öldürebilecek pozisyona sahip. Tabii Sivir gibi defansif oynayabilen bir şancıya sahipsiniz. Şimdi ejderha için büyük bir savaş başladı orada. Işınlan geliyor. Kitties çok kötü yakalanmıştı. Arkasından Boz kovalıyor onu. Kitties'den ulti geldi. Birazcık daha kendini hayatta tutacak ama Boz onu öldürmeye başaracak. Boz şimdi ultisini kullandı. Yüklerini biriktirmeye devam ediyor. Arka tarafta 3 oyuncuyla birden oynuyor. Bir smash daha geldi. Smash'tan arka arkaya tamamladı. Şimdi orada Zeta'yı da yakaladılar. Ama öncesinde Hay'ın öldüğünü görüyoruz. İki skor birden Sneaky'den. Rookie Zonya'sını bastı ama hiçbir yere kaçışı yok. Azir onu kendisi için altına çeviriyor. Ve Invictus Gaming Cloud9 karşısında katliama uğradı. Ben birisi var sandım bir an ama... Yavaş yavaş üst koridorda baskıyı arttırmak istiyorlar. Bu arada Lamination kötü yakalandı ama orada pek de bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Hala takım arkadaşları kendi etrafında iki farklı kişiye meydanda ya yüklerini biriktirdi ama Lamination şimdi 5 kişinin arasında kaldı. Bakalım geri kaçabilecek mi? Hemen Incarnation'a karşı mükemmel bir ulti kitiyizden. Şimdi bir skor geliyor ve Lamination öldüler ama Sneaky mükemmel pozisyonda arka arkaya skorlar. Önce Incarnation'dan sonra Hay'den bir kere daha Incarnation. Bu sefer de Zeta'yı kesti. Sneaky de orada Kid'i öldürmeyi başarıyor. Rookie'nin 3 canı falan var. Bir yere kaçabilecek mi? Kaçacak ama bu Invictus Gaming için bir şey yetmeyecek. Şu an onu üste döndürmeyerek
üst koridordan Sneak'in ittirmesini sağlıyorlar. Çünkü üste döndüğü takdirde Rookie'nin hala bir savunma potansiyeli var. Minyon temizleme potansiyeli var. 4 kişiye karşı mı? Yani en azından kurmalı kapanlı minyonları temizleyebilirdi bir süreliğine. Tabii Invictus Gaming artık elinden ne gelirse onu yapmaya çalışıyor. Ama Baron da geliyor bu arada. Bakalım bırakacaklar mı? Evet, bırakmak zorunda kalacaklar ama Incarnation'ın yine ultisi var. Yine daralana kilitleyebilir onları. Hayır, kötü pozisyonda kalıp hemen Zonya'sı kullandı. Sneaky 3 kişiye karşı savaşıyor. Ultisi kullandı. Kid'le birebir yapıyor. Kid onu öldürmeye başardı. Arka tarafta Kitty'yi öldüren bir boz var. 3 kişiye kullandı Zeta'yı. Mükemmel bir ulti. Incarnation biraz geç kaldı bu ultiyi kullanmakta ama yine de Cloud9'ı lehine çevirmeyi başarıyorlar bu savaşı gibi görünüyor. Şimdi durum birebir. Rookie çok az cana sahip. Boz. Geriye kalan tek Cloud9 oyuncusu Rookie'nin hiç manası yok. Boz muhtemelen onu kovalamaya devam edecek. Çünkü Rookie'nin de kaçma şansı çok az. İstediği kadar kovalasın zaten. Tek hayatta kalan isim Rookie olduğu için süper minyonlar gelecek. Boz'un yapması gereken tek şey Rookie'nin geri dönmesine engel olmak. Kesinlikle öyle. Rookie'nin birazdan belki bir zaman geçişi için daha manası gelecektir. Ama ölü adamın zırhı inanılmaz bir hız kazandırıyor Boz'a. Ama Rookie evet ışınlarını kullanmak zorunda kaldı. Bakalım çekebilecek mi? Hayır. İyi bir deneme ama olmadı. Bekleme süresinde sıfır mana ihtiyacı var ve birini öldürürse tekrar sıfırlanıyor. Evet. Invictus Gaming'in zaten bu savaştaki en büyük şansı Sneaky'yi 1-3 pozisyonda yakalamak oldu. Şimdi tekrar Baron'a başlıyor ve bu sefer 4 kişiyle başlıyorlar. Orada güzel bir biçimde rakibi yakaladılar. Kakao önde yakalandı. Sneaky arkadan hasar çıkartıyor. Kakao'yu bir anda katletmeyi başardılar. Baron da aldı bu arada Sneaky arka tarafta. Şimdi Zeta'yı biraz önde. Kid kötü pozisyonda kalmamak için kaçıyor ama Sneaky onu kovalıyor. Bu sefer ikisi de tam canda olduğu için Sneaky avantajlı olan isim. Roket atlayışı yok şu anda. Roket atlayışıyla oraya gelmişti zaten. O yüzden Cloud9 minyonlarla beraber oyunu bitirmeye yavaş yavaş gidecek gibi duruyor. Zaten Baron güçlendirmeli. Minyonlar onların bu hedefini gerçekleştirmesinde inanılmaz bir avantaj sağlayacak Kuzey Amerikalı ekibe. Ve Cloud9 burada da oyunu bitirecek muhtemelen, yani bir mucize olmazsa. Evet, şimdi Rookie şansını son kez deniyor. Zonya'sını da kullandı. Arka tarafa kaçıyor. Kid öldü. Bir skor da Akitiz'i de öldürüyor Incarnation. Bir skor da Sneaky'ye. Incarnation 3'te 3 yapıyor. Geriye kalan son skor da Sneaky aldı. Ve Cloud9 sanırım ki Incarnation röportajda söylediği sözleri gerçekleştirecek ve gruptan belki de Fnatic'le beraber çıkan ekip olacak.